Efendim çok teşekkür ederiz. Kıymetli Ümraniyeliler, kıymetli komşularım, kıymetli kardeşlerim, beyefendiler, hanımefendiler ve çocuklar. Hepinizin mübarek Ramazan'ını tebrik ediyoruz. Artık bu son demler, son günler artık. Hüznü içerisindeyiz Ramazan'ı uğurlamanın. Bu güzel günlerde, son günlerde Ramazan'a ulaştığımız, bayrama ulaştığımız bu son günlerde sizlerle birlikte Ramazan'da, Ümraniye Meydanı'nda, Kent Meydanı'nda olmak bizim için büyük mutluluk. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu sene dediğimiz gibi Ümraniye'de Ramazan'ın son konserini yapmak bize nasip oldu. Sevgili Başkanımız Hasan Can Bey her sene olduğu gibi gerçekten Ümraniye'ye Ramazan'ı hissettiren, Ramazan'a yakışır programlar icra ediyorlar, organizasyonları yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve sırada ne okuyoruz? Peşin peşin okuyayım ki bazen unutuyorum program bittiği zaman. Kardeşinizin bestelerinden bir tanesi. Titredim efendim, seni andım dün gece. İlk bestelerimden bir tanesi. Peşin peşin okuyalım inşallah. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece.
yarası görmedi. Kışta doğdum dediler. Biz hiç yası görmedik. Kışta doğdum dediler. Nem baharla geleni sensin sandım dün gece. Nem baharla geleni sensin sandım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dedi. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Şimdi Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt muhabbeti bizim insanımızda çok farklıdır. Çünkü biliyorsunuz Ehl-i Beyt'e mensup büyüklerimiz, dedelerimiz, annelerimiz zulümden kaçtıklarında Anadolu topraklarına sığınmışlardır. Anadolu insanı, Anadolu Müslümanları onlara kucak açmıştır. O yüzdendir ki Anadolu'nun özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da çokça seyyid vardır. Efendimizin soyundan gelen büyüklerimiz vardır. Allah onları içimizden başımızdan eksik etmesin inşallah. Efendimizin Hazreti Ali'ye muhabbetini, Hazreti Ali'nin de Efendimiz'e muhabbetini, daha doğrusu bir büyük Ehl-i Beyt muhabbetini anlatan Yunus Emre Hazretleri'nin bir güzel ilahisi var. Ali almış sancağını eline diyoruz. Haydi bakalım. Şu ceketi çıkarmama müsaade eder misiniz? Biraz sıcacık içerisi maşallah. Ali almış sancağını eline. Ali almış sancağını eline. Çekilip giderler mahşer yerine. Çekilip giderler mahşer yerine. Hasan-ı Hüseyin'i almış yanına. Hasan-ı Hüseyin'i almış
Yunus der ki gelin kaderin bilelim. Yunus der ki gelin kaderin bilelim. Fırsat elde iken tevhid edelim. Fırsat elde iken tevhid edelim. Ruhu için çok salavat verelim. Ruhu için çok salavat verelim. Ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ah efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. İlerleyen dakikalarda sevgili spiker kardeşimin de bahsettiği gibi minik dualardan da birkaç tane okuyacağız. Gerçi minik dualar burada çok böyle muhabbetli, çok kalabalık, çok güzel bir program yapmıştı geçmiş günlerde. Ama böyle hayırların, güzel şeylerin fazlası zarar değil, fazlası yarar. Şöyle sol tarafta da boşluklar var, arkadaşlara söyleyelim. Bildirelim. Hanımefendiler, ayakta duranlar varsa sol tarafta boşluklar var. Oralara oturabilirler. Dedikten sonra şimdi ne okuyalım? Hadi minik dualardan dedik, okuyalım. Anne baba duası. Bütün anne babalara hediye edelim. Programa gelen, gelemeyen herkese, ebediyete göçmüş olan, bu Ramazan'ı göremeyen bütün büyüklerimize rahmet dileyelim inşallah bu vesileyle. Minik duaların ilk klip şarkısı. Belki çok sevilmesinde en etkili olan şarkılarımızdan bir tanesi. Çocukların deyişiyle minik minik adımlar atar iken ben. Haydi bakalım. Efendim bu arada alanımıza teşrif ettiler. Basın dünyamızın gerçekten kalemiyle bizim değerlerimizi temsil eden önde gelen hanımefendilerinden bir tanesi Sevda Hanım. Sevda Türküsev. Teşrif ettiler. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Gönlünüze sağlık. Eşim Aslıhan Hanım ve bebeşlerimiz de bu akşam İmraniye'de Ramazan'ı bitiriyoruz inşallah. Son günleri. Haydi bakalım. Minik dualardan anne baba duası. Thank you.
Allah'ım sen her kuluna hep en yakınsın. Şimdi onlar uzakta, ben uzaktayım. Allah'ım sen her kuluna hep en yakınsın. Rabbim hep sev onları, ayırma rahmetinden, mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları, ayırma cennetinden, cennette de birbirimizden. Rabbim hep sev onları, ayırma rahmetinden, mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları, ayırma cennetinden, cennette de birbirimizden. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Yunus Emre Hazretleri'nin uyku ile uyanıklık arası bir halde Efendimiz'i gördüğü ve onun şiire döktüğü bir güzel ilahi vardır. Çok severiz, arkadaşlarla da biz okurken çok mutlu oluyoruz. Diyor ki Yunus Emre Hazretleri şiire başlarken, halet ile bana bir hal göründü, bir yeşil sancaklı sultan göründü diyor. O sultan dediği yeşil sancaklı sultan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok güzel bir eser. Sözlerine özellikle dikkat etmenizi rica ederim. Neden Yunus olduğunu gösterir. Gönlü güzel, Efendimiz'i rüyada görecek kadar gönlü güzel ve açık olduğu için herhalde sözler çok güzel. Haydi bakalım. Gökte yatamana da şöyle kuvvetli atmış. Bu güzel nefesler, bu güzel sesler için.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Şimdi çocuklar vakit geç olmadan gitmeden şöyle yapalım. Minik dualardan teşekkür ederim Allah'ım ki bizim albümlerimizin de ismiydi biliyorsunuz. Çocuklardan varsa böyle teşekkür ederim Allah'ımı bilen, yemekten önce Bismillah, sonrası Elhamdülillah'ı bilen çocuklar, minikler varsa benim yanıma gelsinler, beraber söyleyelim diye istiyoruz. Nereden gelecekler? Şurada merdivenler var tam ön tarafımda. O merdivenlerden gelebilirler. Evet, 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 evet. Bakın bir alkışlayalım şöyle. Harika. Harika. Gelin bakalım. Gelin, 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 gelin. Evet. R Hüseyin'i arkadaşlar. Boy sırası olduk. Ablacığım gel sen buraya. Şuraya gel. Şu tarafa. Güzelim sen de şöyle gel. Şöyle kardeşinin yanına. Evet. Harika. Sen bebeğinle mi geldin? Çok güzelmiş bebeğin senin. Şimdi yalnız gördüğünüz gibi burada bir özel bir durum var. Hepsi hanımefendi. Bir tane beyefendi yok mu İmraniye'de? Yok mu? Aha bir tane geliyor vallahi sol taraftan. Başka bir yere gitmiyorsa buraya geliyor. Gülru. Gülru gel bakalım Mehru. Delikanlı gel ortaya sen de buraya kardeşin yanına. Gel buraya şuraya. Bir tane numunelik var bari elimizde güzel yere koyalım. Gel sen ortaya gel. Abla mı? Abla mı o? Ablanın yanında mı duracaksın? İyi tamam. Haydi bakalım R Hüseyin abi, Hüseyin'e. Hazır mıyız? Teşekkür ederim Allah'ımla gidiyoruz. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah. Bir daha. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah. Sen Galisin, sen Rabbimsin, sen Kerimsin Allah'ım, sen seversin, sen tek birsin Allah'ım. Sen ganisin, sen birsin, sen birsin Allah'ım. Sen seversin,
gül aldım elime, görmem için göz verdi. Aynısı bir. Koklamaya burnumu, tutmam için el verdim. Koklamaya burnumu, gelmek için göz verdim. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım, seni çok seviyorum Allah'ım. Çocuklar çok güzeldi. Vallahi çok güzel. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Anlaşıldı, tamam. Şimdi anneyi mi özledin, ne oldu? Anne nerede? Burada mı? Şimdi yemekten önce bismillah. Neydi ondan sonra? Sonrası elhamdülillah. Değil mi? Yemekten önce ne diyoruz? Bismillah diyoruz. Yemeği bitirdikten sonra da elhamdülillah diyoruz. Başka bilen var mı bu yemekten önce bismillahı aranızda? Bilen var da mesela Güldürü gibi bilip de gelmek istemeyen. Güldürü, Güldürü hadi gel. Hadi gel. Allah vallahi bak. Bizim kızları getiremiyoruz sahneye. Allah Allah. Haydi bakalım. Ama istersen arada gelebilirsin yani, tamam mı? Çocuklar haydi son. 2, 3, 4. Yemekten önce bismillah, sonrası elhamdülillah. Yemekten önce bismillah, sonrası elhamdülillah. Haydi bakalım. La 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 la. Tempo. Anne babalar da tempo tutabilir. Babam bismillah dedi. Yemeğini yedikten sonra elhamdülillah dedi. Sonra sordu babama, bismillah ne demek?
Babam dedi yavrucuğum, yemeği bize Allah verir. Onun içinde başlarken onun adı hep söylenir. Son yemeği bitirdikten sonra el teşekkür ederiz. Yemeği bitirdikten sonra elhamdülillah derim. Yemekten önce bismillah, sonra da elhamdülillah. Yemekten önce bismillah, sonra da elhamdülillah. Yemekten önce bismillah, sonra elhamdülillah. Yemekten önce bismillah, sonrası elhamdülillah. Sonrası elhamdülillah. Harika. Nefis. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi sevgili peygamberim, Efendimiz'i çocuklara anlattığımız başı neydi? Öğretmenim dedi ki diyor çocuklar. Biz birçok isim koyduk minik dualarda şarkıların isim olarak ama güzel olan başka bir şey, çocuklar kendince isimler koydular o bizim koyduğumuz şeylere. Biz sevgili peygamberimi koyduk şarkının ismini, onlar da öğretmenim dedi ki koydular şarkının ismini. Şimdi onu okuyacağız. Öğretmenim dedi ki sevgili peygamberim. Çok zorluklar çekmiş. Öğretmenim dedi ki o çok zorluklar çekmiş. İnsanlara Allah'ı tanıtmak için çalışmış. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Çocukların rüyasına gelirmiş. Saçlarını okşayıp yanaklarından öpermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem.
sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse biz bu Ramazan 3 tane çocuk bulduk galiba bu sahnelerden Ramazan'da. Ama Sevda Hanım tamam da adın ne senin? Fatma Betül. Kaç yaşındasın? 13. İşte ya abla olmuş artık. Bizim tabii minik dualar ve benzeri projelerde bizim aradığımız yaş aralığı aşağı yukarı 7 ile en fazla 11 yaş. Çünkü 12-13 olduğu zaman çocukların sesleri değişiyor. Ve hani bir albüm yapıyorsunuz, 6 ay sonra çocuğu kaybediyorsunuz. Yani kaybediyorsunuz şu manada. Bir daha okuyamaz hale geliyor. Çünkü Allah'ın yarattığı şey değişiyor çünkü. Abla oluyor, abi oluyor. O yüzden keşke Betül müydü? Fatma Betül hani bize böyle bir 9 yaşlarda denk gelseydi mesela çok güzel olurmuş. Kardeşim falan var mı? Var mı? Nerede? Orada mı? Hangisi? O da abla canım. Ortadaki mi? Öyle mi? O küçük senden. Maşallah. Maşallah. Harika harika. Boş ver. Bak gülmelere bakma. Her zaman büyük, uzun boy daha güzeldir. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne okumadık şimdi? Yattım sağıma döndüm soluma. Melekler şahit olsun dinime imanıma. Hazır mıyız? Çocuklar prova yapıyoruz. Şarkımız şöyle. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime imanıma. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime imanıma. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit. Abla, abla gelmiyor mu abla buraya? Yattım Allah kaldır beni. Yattım Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni. Nur içine daldır beni. Yattım Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni. Nur içinde daldır beni. Can bedenden çıkmadıkça. Can bedenden çıkmadıkça. İmanla uyan. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime imanıma. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime iman. Haydi bakalım, lay 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 lay. Yedi melek sağıma, yedi melek soluma. Sağıma, yedi melek, bir daha alıyoruz. Yedi melek sağıma, yedi melek soluma. Yedi melek sana, yedi melek sana. Bismillah diyerek dalarım ben uykuya. Yedi melek sağıma, yedi melek soluma. Yedi melek sağıma, yedi melek soluma. Bismillah diyerek dalarım ben uykuya. Bismillah diyerek dalarım ben uykuya. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime imanıma. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime imanıma.
Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime, imanıma. Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şimdi duası, uyku duası. Peygamberimizin duası var, onu söyleyecek. Adın neydi senin? Ahu Nisa. Ahucuğum, ben kulağına söyleyeceğim, sen de anne babalara, kardeşlere söyleyeceksin, tamam mı? Arkadaşlar, yatmadan önce Peygamberimiz gibi dua edelim. Duamız şöyle. Allah'ım, senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin. Yattım sağıma, döndüm solum. Melekler şahit olsun dinime, imanıma. Yattım sağıma, döndüm soluma. Melekler şahit olsun dinime, imanıma. Harika, harika, harika. Çocuklar çok güzeldi. Hadi öyle olsun bakalım. Küçük abla güzel bir şey hatırlattı. O zaman oruç duasını da okuyalım. Ondan sonra sizi uğurlayayım sahneden. Biz devam edeceğiz ondan sonra inşallah. İsmin neydi güzelim? Beyza'nın hatırlattığı şarkının oruç duası bir özel tarafı var. Şöyle bir özel tarafı var. Minik Dualar'ın ikinci albümüne başlarken bu şiiri ben internette buldum. Bir şiir sitesinde antoloji.com ve Esat Eşref Bey, şiirin sahibi, mesaj attım. Hiç tanımam kendisini. Mesaj gönderdim. Dedim ki Esat Bey, ben bu şiirinizi Minik Dualar grubunun yeni albümünde besteleyip çocuklara okutturmak istiyorum, izin verirseniz diye. Tanımadığım bir insan ne tür bir cevap verir bilemiyorum tabii. O da bir ayrı mesele. Ama gelen cevap aynen şöyleydi. Ertuğrul Bey, Minik Dualar'ın hizmetlerini çok takdir ediyorum, çok da severek dinliyorum. İnanır mısınız, ben o şiiri, yani şimdi okuyacağımız oruç duasını Minik Dualar'a niyetle yazmıştım. Allah sizin gönlünüzle bizim gönlümüzü buluşturdu bu vesileyle diye mesaj geldi bana. Çok mutlu oldum böyle. Hani niyet neyse akıbet de o olur ya, öyle güzel bir söz vardır. Öyle bir şarkı oldu. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi, kabul et orucumu Allah'ım. Fakirin, yoksulun bildim halini, kabul et orucumu Allah'ım. Haydi bakalım, bir tane seçeyim buradan birisini ben. Onunla başlayalım. Yemedim, içmedim, tuttum. Öyle başlayacağız, bir dakika. Ben söylemeyeceğim. Evet, hazır mıyız? Yemedim, içmedim. Hadi bakalım. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi, kabul et orucumu Allah'ım. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi, kabul et orucumu Allah'ım. Fakirin, yoksulun bildim halini, kabul et orucumu Allah'ım. Orucumu Allah'ım. İnsan bazen unutur Allah'a şükretmeyi. İnsan bazen unutur Allah'a şükretmeyi.
oruç tutunca anlarız nimetin kıymetini. Oruç tutunca anlarız nimetin kıymetini. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi, kabul et orucumu Allah'ım. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi, kabul et Allah'ım. Fakirin, yoksulun bildim halini, kabul et orucumu Allah'ım. Amin. Fakirin, yoksulun bildim halini, kabul et orucumu Allah'ın. Fakirin, yoksulun bildim halini, kabul et orucumu Allah'ın. Yemedim, içmedim. Fakirin, yoksulun bildim halini, kabul et orucumu Allah'ım. Fakirin, yoksulun bildim halini, kabul et orucumu Allah'ım. Harika, harika, harika. Çocuklar çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş abiler size yardımcı olsun. Merdivenlerden yavaş yavaş inin, tamam mı? Yavaş, dikkat edin. Çocuklar harikaydı. Evet, bizim sene içinde yaptığımız çeşitli konserlerimiz vardı. Oradan bir istek var Sevda Hanım, Sevda Türksev Hanımefendi. Necip Fazıl Üstad'ın şiirlerinden bir tanesini yenice besteledik. Kardeşiniz besteledi, bendeniz. Onu istediler. Arkadaşlar, hatırlar mıyız bekleyen? Evet, söz Necip Fazıl Kısakürek, Necip Fazıl Üstad, beste Ertuğrul Erkişi. Bekleyen diyoruz. Bakalım sevdiğinin kapısında insan nasıl bekliyormuş veya seven nasıl bekliyormuş. Bütün sevenlere artık armağan edelim inşallah. Haydi bakalım. Kaçan bir ürkek ceylansın dağda, ben peşine düşmüş bir canavarım. Sen kaçan bir ürkek ceylansın dağda, ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağır imdada, sen varsın dünyada, bir de ben varım. İstersen dünyayı çağır imdada, sen varsın dünyada, bir de ben varım. Kimsesiz odamda kış geceleri, İçin ürper didemler beni an. De ki odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil odur haykıran.
De ki odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil odur haykıran. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son günü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son günü. Ölürsün kapanır yollar geriye, ben mezarla sırdaş olur bekledim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur beklerim, beklerim, beklerim. Varılmaz hayale işaret diye toprağında bir taş olur beklerim diyor. Allah rahmet eylesin inşallah. Yattığı yeri nur olsun. 30. vefat yıl dönümü müydü geçtiğimiz Mayıs ayı? 30. vefat yıl dönümüydü. Allah yattığı yeri nur etsin inşallah. Dedikten sonra, şimdi aramızda cemaat azalmaya başladı. Genelde böyle karakteristik şeylere girdiğimiz zaman azalır ama şöyle bir şey soralım şimdi toparlanmak adına. Vaktimiz nasıl oldu? 12. Bayağı olmuş yani. Son sahurlar yaklaşıyor. Şöyle soralım, bu Ramazan öncesi evlenen kardeşlerimiz var mı? Yeni evlenen. Şimdi ne alaka Ertuğrul Bey niçin soruyor diye merak ediyorlar. Yeni evlenen var mı? Yok. Ümraniye'de Ramazan öncesi evlenen yok. Vardır da aramızda yok herhalde. Ramazan sonrası var mı? Ramazan sonrası kardeşimiz, Allah hayırlısıyla sonuna erdirsin inşallah. Bir tane var. Bir tane mi? Başka yok mu? Bir tane. Var. Kardeşlerimiz var. Aileden var mı? Aileden evlenecek olan. Herhalde çıksın artık şöyle canım. 3-4 tane. Eyvallah. Allah mesut etsin inşallah. Bu vesileyle hani bu tür şarkılara girmişken şöyle bir son zamanların sevilen şarkıları. Bayrama da yaklaşıyoruz. Bayramlık şarkılar okuyalım size. Allah aranızdaki muhabbeti artırsın. Yeni evlenen kardeşlerimize de hayırlı haneler nasip etsin diye. Öyle bir dua olsun inşallah. Veya buradaki evli kardeşlerimizin de aralarındaki muhabbeti artırsın diye hal duası olsun. Bir güzel şarkı var son zamanlarda benim kıymetli hocam, canım hocam. Zekai Tuncan'ın bir bestesi. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam. Öyle olsun diye aranızdaki muhabbet Ümraniye'den bayrama giderken seslendirelim inşallah. Haydi bakalım. Oh,
içimde tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım ben her mutluluk. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Efendim Mustafa Demirci'ye de bir alkış şöyle. Sevgili Mustafa. Göstermem sana ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum. Yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Dolarım havaya nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bir çocukları böyle alkışladınız, bir de bu şarkıyı niye acaba? Ama genelde böyle oluyor, inanın. Şimdi tasavvuf müziğine girdiğimiz zaman şöyle bizim, benim bakışım şu. Halkımızın İlahilere, tasavvuf müziğine karşı bir böyle gönlümüzü de dindirdiği için, böyle huzur verdiği için ona göre bir alkış var. Gönlü tatmin olmuş. Hani kalpler ancak Allah'ın ismini anmakla tatmin olur ayeti kerimesi sonucu, gönlümüzü aksetmesi sonucu böyle bir ağırbaşlı bir alkış. Ne zaman bu şarkılara geçsek böyle ıslıklar, şeyler böyle bir artıyor. Şimdi şöyle yapalım. Dedik ya bayramlık şarkılar artık. Bayrama giriyoruz. Bir çile bülbülümü de söyleyelim şurada. Bir Ümraniyelilerin muhabbetini bir görelim inşallah. Vazifeyi biliyoruz değil mi şarkıda, çile bülbülümde? Biliyoruz. Haydi bakalım. Bülbülüm
Vallahi çok güzel. Ama şöyle, genelde ilk nidalar böyle hazırlıksız yakalanılır. Misafirlerimiz hazırlıksız yakalanırlar. İkincisi daha bir güzel olur. Tekrar edip görelim mi? Görelim bakalım. İkinci, haydi bakalım tekrar. Çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar böyle hazırlandılar yani söylemeye, böyle yerlerinden de kalkarak, Allah razı olsun. Harika. İki. Buyurun. Bakar mısınız, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ümraniyeliler, sizleri seviyorum. Benim de Ümraniye'de oturuyorum ben de. Evim var. Yıllarca oturdum. Sizi seviyorum. Şundan lütfen alınmayın, bir şey söyleyeceğim. Biraz önce bir benzetme yaptık. Dedi ki ilahiler okuduğunuz zaman alkış hem böyle bir ağır başlı alkış oluyor. Biraz da alan boşalıyor dedik. Ne zaman sanat müziğine girsek hali çoğalıyor içeride. Bakar mısınız arka tarafa? Harika. Allah razı olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, eyvallah. Şimdi arkadaşlar, içeride çoğalmanın şeyini gösterelim, etkisini gösterelim. Biraz önce Allah çok güzel bir nida vardı içeride, şimdi alan daha bir doldu. Şöyle bir kere daha tekrar edelim, bakalım bir farkı görelim. Arkadaki arkadaşların, kardeşlerimizin farkını görelim. Haydi hazır mıyız, bir daha. Çile. Helal olsun, helal olsun. Bravo. Haydi bakalım. 3. Kim derdi ki?
Şimdi çok teşekkürler. Vallahi şimdi ben uzatırken niyetim şu. Bir kere daha tekrar ettireyim. Hani az çıksın da ses. Böyle bir niyetle uzatırken böyle bir niyetim var. Şimdi hangi vicdan, hangi gönül yani bu kadar güzel bir performanstan sonra bir kere daha istiyorum der. Göktay ne yapacağız? Devam da ne diyeceğiz? Nasıl bir daha isteyeceğiz? Ha şöyle yapalım. Çok güzel oldu. Aynısından bir tane daha. Öyle diyelim. Bir dakika final. En son ve en kuvvetlisi. Nasıl olur bilemiyorum. Yani Allah razı olsun ablalar böyle üslubunca böyle çıktıklarınca sesi Allah razı olsun güzel bir nidayla. Daha doğrusu bir beşerin hayatta söyleyebileceği en güzel kelime nedir? Allah'tır değil mi? Allah. Allah razı olsun çok güzel söylüyorsunuz. Kardeşlerimiz de takviye geldiler arkadan. Şimdi bir vesile kılalım. En kuvvetli, en son ve en kuvvetli Allah nidası. Şimdi etrafımız yanıyor ne yazık ki biliyorsunuz. Mısır'da kardeşlerimiz sıkıntıda, Suriye'de kardeşlerimiz sıkıntıda, Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz Çin zulmü altında, Myanmar'da, Arakan'da gerçekten çok büyük vahşetler yaşanıyor. Allah inşallah, hani beşeriz, insan hayatında bunlar ne yazık ki oluyorlar. Allah sizi diyor iyi ve kötüyü, iyi veya kötüyü seçmeniz için ortada bıraktım. Seçesiniz. Birileri kötüyü seçiyor, birileri iyi seçiyor. Allah hepimizi iyi seçenlerden etsin inşallah. Ve Müslümanlar artık bu sıkıntıları çekmesin. İleride çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye olsun diye. O bir hal duası olsun. Şu son ve en kuvvetli Allah nidasını onun için isteyelim sizden. Olur mu? Haydi bakalım. İman ile. Haydi bakalım inşallah. Çile. Muradınız varsa versin. Şu Ramazan'da Kadir gecesinde Ramazan'ın sonuna kadar bundan sonra gerçi Ramazan bittikten sonra da ettiğiniz bütün duaları, hayır duaları Allah kabul etsin inşallah. Nice sevdiklerinizle nice bayramlara kavuştursun inşallah. Bir de şöyle diyelim. Allah başkanımızdan razı olsun. Eski Ümraniye'yi ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Bu alan doluydu. Bu alan doluydu. Her yer betondu. Yani şöyle nefes alacak, böyle gökyüzünü görecek bir yer yoktu. En azından şu mekan için, meydan için Allah razı olsun diyoruz başkanımıza. Metro da geliyor, o da ayrı bir nimet, büyük bir güzellik. Allah inşallah memleketimizde istikrarı nasip etsin, böyle devam ettirsin inşallah. Ve bu hizmetleri milletimiz görsün. Bizler hak ediyoruz, bunları hak ediyoruz. Dünyanın başka milletleri nasıl hak ediyorsa bu güzel hizmetler de bizim hakkımız, öyle değil mi? Öyle. İnsanız çünkü ve biz de büyük bir milletiz, hak ediyoruz. O yüzden başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çile bülbülüm çile. Harika. Allah Allah. Arkadaşlar aynı sesten Hicaz buyurun. Bir ses alayım. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. İstek bu şarkı. Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkım. Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkım. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı,
hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. O günleri anarsam yaşıyorum, sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum, dalından koparılmış bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların kırarı, hani kuşlar ağaçlar bin bin bir renkli çiçek nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtim. Madem ki son şarkı kırık bir güftesi, bir güftesi için yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? İçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. 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 Sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından seslensem duyar 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 mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçti. Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden.
yeniden yakıp geçtim. Bir yangın külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim, alkışlar Ertuğrul Erkişi ve orkestra için. Kocaman bir alkış. Şöyle bir ayakta görelim mi alkışları? Bir ayakta rica ediyorum bu muhteşem ekip için. Arkadaşlar, bir dakika. Şimdi buradan borçlu gitmek istemiyorum. O yüzden şu yerinden bir kürdü verin bana. Yerinden bir kürdü. Hüzünlü gurbet, gurbet, hüzünlü gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet, ah zalim gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet, hüzünlü gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet, ah zalim gurbet. Doğ ey güneş, doğ gönlümün içinden. Kasayla dolaştım bu yerlerde. Doğ ey güneş, doğ gönlümün içinden. Kasayla dolaştım bu yerlerde. Bir ses suno eski bestelerinden. Şu hüzünlü şafakta perde perde. Bir ses sulu eski bestelerinden. Şu hüzünlü şafakta perde perde. Gezer dururum yorgun ve avare. Her halim garipliğime emare. Düşüncem veda diyor bu yerlere. Hüzünlü gurbet, gurbet, hüzünlü gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet, ah zalim gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet, hüzünlü gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet, ah zalim gurbet. Gayrıdan aman ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım canım yakma çıramı. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım canım yakma çıramı. Ya beni de götür ya sen de gitme. Hüzünlü gurbet, gurbet, hüzünlü gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet, ah zalim gurbet. Hüzünlü gurbet, ah zalim hüzünlü gurbet. Çok teşekkürler. Efendim sözleri muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ait. Kardeşinizin üniversite yıllarındaki ilk bestelerinden bir tanesidir bu eser. Genelde hani söyleyen sanatçıyla anıldığı için Ahmet Özhan, Ahmet Hocam okumuştu albümüne, Hüzünlü Gurbet albümüne. Öyle bizim için özel eserlerden biridir. Borçlu gitmeyelim İmraniye'den dedik bu akşam. Haydi bakın. Ray ray da ra 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 ra. Unutma ki dünya fani. Veren Allah alacağı. Ben nasıl unuturum seni? Can bedenden çıkmayınca. Unutma ki dünya fani. Veren Allah alacağı. Ben nasıl unuturum?
kırıldı kanadım kolum. Ne evim var ne yurdum, gurbetele düştü yolum. Yuvasız kuşlar misali, selvi boylum senin için katlanır bu yaz ya. Böyle yazmışsa yaradan kara toprak yeter bana. Unutma ki dünya fani, neden Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni can bedenden. Selat, evet. Unutma ki